Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Ana haber bitti. Ana haberin üstünden bu kadar zaman geçti ve gecenin yarısından sonra tekrar beraberiz. Bu hafta Türkiye Hrant Dink suikastının ardındaki bağlantıları, maçlarda atılan hepimiz o günüz, hepimiz Türk'üz sloganlarını, Başbakan Erdoğan'ın ırkçı ve kafa tasçı olmakla suçladığı milliyetçilik, bazı milliyetçilik anlayışını konuştu. Biz de bu hafta 32. günde gündemin en sıcak tartışmasını masaya yatıracağız ve hangi milliyetçilik sorusuna konuklarımdan yanıt arayacağız. Bu gece 32. gün stüdyosunda çok değerli konuklarım var. Hemen Ordinaris Profesör Reha Oğuz Türkan'dan başlayayım. Türkiye'de Türkçülüğün en önemli ideologlarından biri sayılır kendisi. Türkçülük davasında Nihal Atsız'la birlikte yargılandı. Tarihçi, psikolog, Türkan son olarak da Yükselen Milliyetçilik kitabını kaleme aldı. Hemen yanımda İsmet Berkan, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Berkan, bugün Türkiye'de ortaya çıkan milliyetçiliği negatif milliyetçilik olarak tanımlıyor. Hemen yanımda 43 yıllık arkadaşım. Her konuda anlaşmayız ama zarar yok. Çok iyi arkadaşım, olur, çok sevdiğim bir insan. Erol Manisalı, Profesör Erol Manisalı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi. Ulusal cephede vuruşanlar. 20. yüzyılda küreselleşme, ulus, devlet ve Türkiye gidik kitaplarının yanı sıra çok sayıda da Avrupa Birliği karşıtı kitaba da imza attı. Ulusalcı dememizde sana bir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Sen gurur da duyuyorsun ondan zaten. Profesör Ümit Özdağ, 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı, bir ara Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık adayı oldu. Sonra da gelecek galiba bu başkanlık adayları. Kolay kolay Ümit Özdağ bırakmıyor çünkü bir şey oldu. Yeniden Türk Milliyetçiliği kitabının yazarı. Evet. Erdoğan Aydın, Milliyetçilik Türkiye'nin Çıkmazı kitabının yazarı ve araştırmacı. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde milliyetçilik karşısında şöyle bir tanım yer alıyor. Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan anlayışı, ulusçuluk. Bu var. Biz ise bugün hangi milliyetçilik sorusuna yanıt arayacağız? Zira herkes ülkesinin ve milletinin çıkarlarını farklı bir biçimde üste tutmak isteyebilir. Milliyetçiliği farklı algılayıp yaşayabilir. Peki bugün tartıştığımız milliyetçilik anlayışı başbakanın gibi ırkçılık, kafatasçılık olarak da tanımlanabilir mi? Ya da İsmet Berkan'ın dediği gibi negatif milliyetçilik midir? Sözü çok uzatmadan hemen konuklarıma vermek istiyorum. Ben Erdoğan Bey'den başlamak istiyorum. Erdoğan Bey, milliyetçi misiniz? Neden? Çünkü milliyetçilik bir halkın kendi özgül parçalarının çıkarlarını unutturmayı, devleti kutsayarak kutsanmış devlet üzerinden insanların temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği bir toplum yapısını topluma dayatan bir anlam taşımaktadır. Aslında şu anda Türkiye'de içine sokulduğumuz bu akıl tutulmasından dışarı çıkıp da dünyaya karşıdan bakabilme yeteneğini gösterdiğimizde dünyada nerede, hangi ülkede, hangi tarihte milliyetçilik yükselmişse orada bir, komşularla savaş, iki, içeride hak ve özgürlüklerin sistematik bir şekilde ortadan kaldırılması durumu ile karşı karşıya kalmışızdır. Bunun bir tek istisnası yoktur. Evet. Dolayısıyla milliyetçilik ne Türkiye halkı açısından, ne dünyanın diğer halkları açısından, ne dünyanın şu anda yaşamakta olduğu barış sorunu açısından en küçük anlamda çözüm üretme yeteneğine sahip olmayan bir ideolojidir. Reha Bey, aynı soruyu size sormak istiyorum. Milliyetçiyim. Ve milliyetçilik o tarife çok uyar. Fakat ırkçılıkla bağlantısını yanlış yapılıyor. Çünkü ırkçılık milliyetçiliğin bir aşırı... Erdoğan Bey'le aynı fikirde değilsiniz. Değiliz. Milliyetçilik evet. Konusunda aynı fikirde değilsiniz. Ama siz orada da bir noktaya parmak basıyorsunuz. Evet. Irkçılıkla karıştırıldığı için. Karıştırıldığı için. Çünkü her şeyde, sosyalizmde de, liberalizmde de, her konuda da iyice fanatik, müfrit, siz aşırı şeyler mısınız? Olduğu gibi milliyetçilikte de bir ırkçı fanatiklik olmuştur. Siz ırkçı mısınız? Ben ırkçı değilim eğer o anlamda bir ırkçılıksa. Ama milletin özelliğini anlatmak çünkü bakımından... Çünkü 92'deki kitabınızda şey diyorsunuz, ırkçılık, ben ırkçıyım diyorsunuz da onun için sordum. Irkçılık şu bakımdan, ırkçı unsuru da, ırk unsurunu da dil gibi, kültür gibi, din gibi, coğrafya gibi, tarih gibi altı milleti millet yapan, bizi biz yapan unsurların içinde ırk unsuru da muhakkak yer almalı. Ama bu ırkçı değilim diyorsunuz.
Efendim? Irkçı değilim ama bu. Evet, çünkü ırkçılık başkasına, başka ırkları aşağı görmek, onlara eziyet etmeye çalışmak, onları icabında öldürmek. Eskiden böyle şeyse, miydiniz? 1944'te mesela ırkçı mıydınız? Efendim? 1944'te ırkçı mıydınız? Değildim. Çünkü işte burada faşizm tehlikedir, ırkçılık tehlikedir diye 1939'da, 40'da arka arkaya Ergenekon'da, Bozkurt'ta makaleler yazdım, kitaplar yazdım. Ve İsmet İnönü zamanında bunlar kapatıldı ve toplatıldı. Şeyde davada savcının iddianamesine karşılık şey diyorsunuz orada çok önemli. Hani ırkçılığımdan gurur duyarım diyorsunuz da o bakımdan. Irkçılığı o şekilde. Yani kendi milletimin içinde bir ırk özelliğimiz var. O ırk özelliğimizi de kabul ederim. Ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Abi, Türk ırkının ulu olduğuna, yüce, yüksek olduğuna inanıyor musunuz? Delikanlı yaşlarımda bir nevi tepki olarak Almanların Deutsche Überalles, her şeyin üstünde Alman şeysine karşı, hayır biz Türkler daha üstünüz gibi onlara karşı bir tepki olarak vardı. Fakat sonra, ondan sonraki bütün yayınlarımda her ırkın kendine göre bir özelliği ve güzelliği var. Bir şeyliği var, eğilimi var. O konuda daha fazla ortaya çıkıyor öbürüne nazaran. Ve hepsi birden bir buketin, çiçek buketinin ayrı ayrı renkleri gibi güzellik yapıyor insanlar. Nihalatsızın kafatasını sizin ölçtüğünüz şeyi de var. İşte orada zaten Hürriyet'te arka arkaya belirttim onu. O zannedildiği gibi o Türk mü değil mi anlamak için değildi. Türklerin... Ölçtünüz mü ama? Hayır, ölçtünüz mü? Evet, ölçtüm. Çünkü Türk toplumunun içinde hangi tip... Mezozoğlu. Nihalatsız hangi çıkmadı tip ama. Daha çok yani o değil mi? Yani Türk çıkmamış yani, değil mi? Brakisefalin sınırındaydı. Fakat o bir şey ifade etmez. Yani hep belirtmek istediğim fertler kafatasının ölçülmesiyle yahut da ırk özellikleriyle sen Türksün sen değilsin denilmez. Çünkü fert olarak aidiyet mühimdir. Ait olma hissi. Ama toplum olarak 6 tane unsur vardır. Irk da onlardan biridir. Onu ölçeriz. Ben Sorbonne'da antropoloji tahsili yaptım. Orada benim anlatmak istediğim şey şuydu. Toplumlarda hangi çoğunluk hangi tiptendir, hangi antropolojik özelliklerini arz eder, nitekim hangi dil konuşur, hangi dilin çoğunluktadır. Atatürk'te Afet Hanım doktora tezini yaparken İsviçre'de onun şeysini anlayabilmek için 64 bin tane Türklerin kafatasının ölçülmesini emretti Sağlık Bakanlığı'ndan. Ondan sonra o da yetmedi. Tekrar 37 bin tane daha ölçtürdü. Atatürk bütün tarih kitaplarımızda bizim okurken bırakı sefaliniz biz Türkler diye, öteki ırkların çoğu doluku sefaldir diye hep öyle okuduk. Ama bu o demek değildi ki doluku sefali olan Türk değildir. Sadece toplumun tıpkı dili gibi, yurdu gibi, kültürü gibi çoğunluğu hangi tiptendir onu anlatmak için de. Aslında da onu söyledim. Öçtükten sonra çok sarsıldı tabii öyle çıkınca. O belli etmez dedim Türk mü değil mi? Sadece dedim yani çoğunluğun içindeki tipe yakın mı değil mi? Onu anlatır. Oraya kadar geliyor. Ben Erol Manisi'yle dönüyorum. Milliyetçilikle ulusalcılık arasında ne fark var? Bunu anlamak için bazı... Adam olmak lazım. Biraz adam olmak lazım. Biraz adam olmak lazım. Şimdi galiba yanlış bir şeyi tartışıyoruz Mehmet Ali. Hayır bir kere şeyleri yerine tabii, oturtuyoruz. Tabii. Şimdi bu kavram küresel bir kavram değil. Yani milliyetçilik ve ikisi de aynı sözcük, aynı anlam ifade ediyor. Küresel değil, nispi ve bölgesel. Yani İngiltere, Thatcher zamanında, Falkland'a giderken yine ulusalcı ve faşist. Hitler, bilmem İngiltere'ye, Polonya'ya saldırırken ulusalcı ve faşist. Bush, Tony Blair, Irak'a girerken ulusalcı ve faşist. Ama Güney Amerika... Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıkarken ulusalcı ve sol ve anti-emperyalist. Burada ulusalcılığın esas kimliğini anti-emperyalizm üzerine oturtmazsak kanla, manla, ırkçılıkla falan filan işi kaydırmış oluruz. Hmm. Ulusalcılık anti-emperyalizmdir. Ulusalcı, milliyetçi, ben anti-emperyalist değilim diyorsa ne milliyetçidir ne ulusalcıdır. Bunun özünde anti-emperyalizm yatar. O zaman bir yerde milliyetçilik ve ulusalcılığı ayırmıyorsun birbirine. Kesin aynıdır. Şimdi bakınız, tarihe bakın. Gandhi ulusalcıdır, anti-emperyalisttir. Atatürk ulusalcıdır, anti-emperyalisttir. Nasır ulusalcıdır, anti-emperyalisttir. Fidel Castro ulusalcıdır, anti-emperyalisttir. Anladım. Yani burada mesele sağ-sol meselesinden çok
anti-emperyalist çizgide olup olmama tamam, meselesidir. Yani o noktaya gibi. Şey yaptık. Şimdi, tabii, tabii. Türkiye'de tabii. Yaşanan ne? Oraya şey yapmak istiyorum. Mesela Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra bir anlayış çıktı değil mi? Kendi gibi milliyetçi olmayanı dışlayan, öldüren bir algı var ortada. Hepimiz o günüz, hepimiz Türk'üz demek ümit. Milliyetçilik mi? Şimdi bakın burada bazı tehlikeli genellemeler yapılıyor. Her şeyden önce sol kavramı altına Olaf Palme'yi de sokarsınız, Pol Pot'u da sokarsınız. Milliyetçiliği alıp milliyetçilik baştan aşağı kötüdür derseniz, bunun içine Hitler'i de koyabilirsiniz, Atatürk'ü de koyabilirsiniz, Milosevic'i de koyabilirsiniz ki bunlar yan yana gelmeyecek şeyler. Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin temel aksiyonu hep ne mutlu Türk'üm diyene zemininde olmuştur. Irkçı bir zeminde olmamıştır. İşte Türkiye'de ırkçılığı savunan yazar Nihal Atsız diye gösterilmeye çalışılır. Nihal Atsız da bakıyorsunuz yazılarında bir mensubiyet meselesidir Türklük diyor. Yani Türkiye'de ırkçı zeminde bir milliyetçilik, antropolojik zeminde bir milliyetçilik hiçbir zaman bir siyasal akım olarak hatta güçlü bir entelektüel akım veya güçsüz bir entelektüel akım olarak bile temsil edilmemiştir. Bu 1940'lar için de geçerli mi? Onlar için de geçerli. Yani kısa tepki dönemleri hariç geçerli. Gelelim ikinci hususa. Ulusalcılarla milliyetçiler arasında fark ne? Ulusalcı devi anti-emperyalist, Türk milliyetçisi de anti-emperyalist. Ben ulusalcıların, milliyetçilerin biraz genç kardeşleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çizgiyi daha sonra ve başka bir geleneğin içerisinden, politik geleneğin içerisinden gelerek... Yani soldan gelerek mi? Demek soldan gelerek, tabii. Soldan gelerek yani çıkardılar. Gelerek. Çünkü ama, orada yalnız bir şey var. Solun... Antikapitalist olma kimliğinden kaynaklanan bir kanaldır. Doğrudur. Evet. Aralarında bugün temel mütabakat milletin bütünlüğü üzerine bir mütabakattır. Devletin evet. bütünlüğü üzerine bir mütabakattır. Anlaşamadıkları şeyler var mıdır? Tabii vardır. Evet. Ama yani ben bunları şu aşamada Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda göz önüne tutarsak teferruat olarak görüyorum. Ha, isterseniz son... Sizin sorunuza kısaca cevaplandırayım. Evet, ben de Türkiye'de ne yazık ki 4 seneden beri sürekli uyardığım bir husus, bir tepkisel ve İsmet Bey'in bugün yazdığı yazıda negatif milliyetçilik diyor ya, işte onu, bence bu çok önemli. Neden? Radikal Gazetesi'nin çizgisi açısından da önemli. Belki konuşmaya fırsatımız olur. Yani cinayetten sonra tüm milliyetçilik karşıya alınırken ki bu çok yanlıştı. Şimdi hayır... Bir negatif bir milliyetçilik olgusu olduğu ve bunun diğer milliyetçilikten farklı olduğu tespiti yapıldı ki bu minval üzerine devam etmeli. Negatif milliyetçiliği veya bu olumsuz sapmayı milliyetçilikten sapmadır bence bu. Ne ortaya çıkardı onu ayrıca tartışabiliriz. Nedir bu? Negatif milliyetçilik. Yani evet yani insanla bir negatif milliyetçilik, pozitif milliyetçilik nereden ayırıyorsun? Şimdi... Negatif milliyetçilik aslında Sırbistan'da Milošević'in uyguladığı sol milliyetçilik ki analiz eden insanların ortaya koyduğu bir kavram negatif milliyetçilik. Kabaca yani çok derin bir şey üstüne kitaplar yazılmış bir şey ama ben çok kabaca özetlemeye çalışayım. Kendini düşmanından tanımlamak. Eziliyor, yeniliyor da olabilirsiniz. Genellikle eziliyor ve yeniliyor negatif milliyetçiliğe sapan toplumlar. Kendinizi düşmanınızdan tanımlıyorsunuz. Benim düşmanlarım var, o düşmanlara karşı bir olmalıyım diyorsunuz. İşte beni sömürüyorlar, dünya sömürüyor beni, o sömürüye karşı bir olmalıyım diyorsunuz. Bu negatif milliyetçilik, bu işte bir güvensizlik duygusunu kendi içinde besleyen, bizden adam olmaz cümlesini aslında en derinde bizden adam olmaz cümlesine dayanan ve milliyetçiliğin karşıtı olması gereken bir şey aslında. Ama milliyetçilik olarak böyle bir tuhaf bir şekilde devam ediyor. Benim için şaşırtıcı olanı yani Türkiye'de ben hep kendimi bildim bileli bir pozitif milliyetçilik vardır. Bu bize işte Atatürk'ün Türk övün çalış güven sözüyle öğretilmiş olan şeydir. Biz kendimize güveniriz. Bunun ötesine geçildi artık. Şimdi bunun ötesine ne zaman geçildi? Bence kritik. Eşik 2001 ekonomik kriziydi. 2001 ekonomik krizinden itibaren böyle bir kurban kültürü anlayışı çok yaygınlaştı. Ve o kurban kültürü anlayışının içinde negatif milliyetçilik de giderek daha yayılıyor ve yayılıyor. İsmet, o söylediğin Yugoslavya, Milošević örneğini biraz geri gidip Franco dönemine
İspanya iç harbine oturttuğun zaman orada faşistlerin, yani Batı kapitalizminin desteklediği faşistlerin sosyalistlere karşı olan savaşında aynı şeyi görüyoruz. Yani burada sağ sol arasında orada fark yok. Aynı şeyi tam görüyoruz. Tam birebir değil ama anlıyorum demek istediğinizi. Doğrudur. Bence de benzerlikler şimdi var. Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum. Biraz daha somuta indirebilmek için. Ortada milliyetçiliği bayrak yapmış olan Milliyetçi Hareket Partisi var. Büyük Birlik Partisi var. En fazla bayrağı... Bayrak yapmamış olan parti yok. Belki ÖDP var herhalde. O kadar. Evet yani Cumhuriyet Halk Partisi de şey yapıyor. Ben Ümit Özdağ sormak istiyorum. Bu ikisinin arasındaki milliyetçilik anlayışları arasında fark var mı? Ne temel farklar var? Şimdi siyasal milliyetçilikle, yani siyasal olarak örgütlenmiş milliyetçilikle toplumsal milliyetçilik, yani toplumun bir bölümünde en azından temsil edilen milliyetçilik artık örtüşmüyor. Bu çok önemli bir nokta. Zaten çocuk ne diyor? İşte Büyük Birliğe gittim, tatmin olmadım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gittim, tatmin olmadım. Ondan sonra işte abiler kültürü bir sapma, ondan sonra terör zemini. Tabii bu bir boyutu. Bunu Büyük Birlik'ten de pek çıkmamış galiba. Kendi söylediğini söylüyorum ben. Yani bu siyasal milliyetçilikle toplumsal zeminin artık uyuşmadığı. Ancak bunu ne çıkartıyor ortaya? Bunu iyi anlamamız lazım. Biraz önce sordunuz ya. Yani bu çocuklar başlarına beyaz bere giyip on binlerce biz o günüz derken biz katil miyiz demek istiyorlar. Bence onların eline silah verseniz hiçbirisi aynı şeyi kolay kolay yapamaz. Söyledikleri bir başka şey bence. Söyledikleri AB'ye karşıtlıklarını ifade ediyorlar. ABD'ye karşıtlıklarını ifade ediyorlar. Süleymaniye'de yapılan baskına karşıtlıklarını ifade ediyorlar. 2001 krizindeki ekonomik ezilmişliklerine karşıtlıklarını ifade ediyorlar. Yani bir mağduriyet psikolojisi var toplumun genelinde ve bu mağduriyet psikolojisi ortaya bu şekilde çıkıyor ve ne yazık ki her mağduriyet psikolojisinin ürettiği mazuriyeti de üretiyor. Ben madem mağdur ediliyorum, bunu yaparım ve mazurum. Bunu anlamadan bu temel dinamiği, bu sorunu çözmenin yollarını geliştiremeyiz. Ya Ümit orada yani mağduriyet psikolojisi değil, fiilen mağdur ediliyorsun. Yani sen petrol kanunu çıkartıyorsun, tohumculuk kanunu çıkartıyorsun. Tamam, yani Kıbrıs'ı veriyorsun. Yani fiilen zaten. Fiilen yani yaşanan bir sömürgeleşmeye karşı bir tepki var. Doğru. Şimdi bayrak ediyor dedim. Yani bayrağı yani kastettiğim şimdi o. Şimdi Türk bayrağını öne çıkarıyor. O bir sembol. Yani biz dünya üçüncüsü olduğumuz zaman da ben Taksim'den tünele kadar yürüdüm. Maçı, futbol maçını kazandığımız zaman. Yaşlı yaşlı kadınlar Türk bayrağına sarılmışlardı. Şaşırdım, gittim, konuştum. Annem yaşında insanlar zor yürüyor. Niye dedim? O bir mağduriyet psikolojisiydi. O bayrağa sarılma. Yani bayrakla falan ilgisi yok. O şimdi faşist mi? Bilmem. Aşırı sağ değil. Yani ezilmişliğe karşı net adını koyalım. Sömürgeciliğe karşı anti-emperyalist bir tepki. O kadar bilinçli şey olabilir mi? Tabii. Erdoğan Bey. Tam tersini düşünüyorum. Aslında bu mağduriyet yönlendirilen bir mağduriyet. Devlet kendi krizini çözemeyince, kendi halkı üstündeki hegemonyasını zor ve şiddet yöntemleriyle sürdürme inadını sürdürdüğü müddetçe, demokratikleşme paketlerini ya engellemek yahut da engelleyemiyorsa geçersiz kılmak, işlevsiz kılmak isteyen her türlü egemenlik aygıtı, halkı kendisine yabancılaştırarak daha rahat kontrol edilebilir hale getirecektir. Bakın bu konuda aslında Türk tarihi çok önemli ögelerle yüklüdür. 12 Eylül sonrası sendikalaşmış demokratik hak ve örgütlerini kurmuş ve isteyen bir halkı, yani toplumun gerçek anlamda demokratikleştiği bir atmosferi ezip, onun yerine toplumu İslamcılaştırarak toplumun krizini kontrol altına almaya çalıştılar. Ama bir müddet bu manipüle edilen güçler denetimden çıktı. Kendi devletlerini, kendi rejimlerini isteyecek güce, özgüvene geldiler. Bu sefer aynı devlet onları besleyip büyüten, yani bunu dünya vizyonuyla genişletirsek El-Kaide'yi besleyen Amerika, Hamas'ı besleyip büyüten İsrail'in bir versiyonunu yaşadık. Bu sefer milliyetçiliği yükseltiyor. Niye karşı yükseltiyor? Kürt sorununda çözüm üretmeme iradesini hayatta tutabilmek açısından. Niye karşı demokratikleşme paketlerini halkın nezdinde etkisiz kılabilmek açısından. Niye karşı bileğini bükmekte zorlandı ama kendi çocuğu olan İslamcı hareketi geriletebilmek açısından vesaire. Dolayısıyla
burada ciddi anlamda bir negatif milliyetçilikte veyahut da genel olarak milliyetçiliğin yükseldiği devlet her bunu körüklüyor diyorsunuz. Devlet bunu körüklüyor. Devlet körükleyince 17 yaşındaki, 20 yaşındaki, 30 yaşındaki yani hepimiz gibi Raquel Dink'in işaret ettiği gibi bizim kadar masum doğmuş evet. O çocukların bir kısmı giderek komşusunu, giderek birlikte çocukta oyun oynadığı arkadaşını, giderek komşu ülkenin halkını, giderek Ermeni kelimesini küfür olarak kullanmaya başlıyor. Ve giderek eğer MHP bu duyguyu tatmin etmiyorsa başka bir abi buluyor, silahlanıyor, sağa sola vurmaya çalışıyor. Bakın Malatya Spor, Elazığ Spor maçı aslında ne denli dramatik bir noktaya geldiğimizin göstergesidir. Ekilen rüzgar sonuçta devletin ürettiği, devletin resmi argümanlarıyla iki halkın, iki işsiz topluluğun, iki çaresiz, iyi eğitim görmemiş, iyi sağlık görmeyen iki topluluğun birisi devletin küfür olarak aramıza yaygınlaştırdığı Ermeni kelimesini öbürüne kullanıyor. Diğeri de yine bir küfür amacıyla kullanılan PKK'yı diğerine küfür olarak kullanıyor. Bunun yarısı Yugoslavya'dır. Ve dolayısıyla o umarım, kadar tehlikeli görüyorsunuz. O kadar tehlikeli görüyorum. Umarım ve dilerim ki çünkü Yugoslavya'da iç savaşın iki yıl öncesinde Milošević başta olmak üzere kendini sosyalist olduğunu iddia eden, halkların kardeşliğinden söz eden bir atmosferdeydi. Fakat Yugoslavya toplumu akıl tutulmasına girdi. Herkes küçücük bir toprak parçası, küçücük bir hak, tarihte yazılacak bir cümlenin nasıl düzenlenmesini hareketle birbirini yemeye başladılar. Ve komşular ve sevgililer birbirlerini öldürmeye başladılar. Erdoğan, korkunç bir tehlike durum. Şuna katılır mısın? 12 Eylül dedin çok doğru. Orada bir analize bir şey daha eklemen gerekir. 12 Mart'ı yaptıran Amerika. Öyle mi? Devlet içinde devlet. Derin devlet Amerika. 12 Eylül'ü yaptırtan kendi sadece generallerine. Amerika evet Amerika ama Amerika sadece Amerika ve değil. İçerideki ortakları. Çok ciddi bir İçerideki var. Ortakları. Ve şu anda biz yönetmeye İçerideki ortakları. Şimdi o devlet dediğimiz şey altında devleti ele geçiren siyasal sermaye ve Amerika'nın generalleri. Net koyalım adını. Siyasal sermaye ve Amerika'nın generalleri. Yani içerideki oligarşinin dış güçlerle bağlantısını kurmadan analizi tamamlayamazsın. Oraya tamam gidiyor. Mı? Ben müsaade ederseniz Rehabi'ye dönmek istiyorum. Çünkü şimdi biraz da tarihi perspektiften alıp buraya getirdiğimiz zaman nasıl manzarayla karşılaşıyoruz? Şimdi manzara şu. Bana öyle geliyor ki bu milliyetçiliğin gitgide hani yükselen milliyetçilik dediğimiz cereyan bir tepki uyandırdı. Kimlere? Şimdi bir kere otomatik olarak bir reaksiyon gösteren kesim var milliyetçiliğe karşı. Bunlar ya alerji duyuyorlar bu kelimeye karşı veya bu hisse karşı veyahut da bir düşmanlık duyuyorlar. Yahut da bir tam anlamıyorlar tarifini milliyetçiliğin. Onun bir zararlı veyahut bir şey. Veyahut da uygulamalara göstermek üzere. Tepki. Çünkü ve onun her zaman bizde zaten mevcut olan milliyetçilik 1980'lerde bayağı bir yükseliş gösterdi. 1989'larda o sırada işte Yükselen Milliyetçilik diye kitabı yazdım. Onun arkasından 1990'da daha büyük bir yükseliş göstermeye başladı. Ve dedim ki bunun arkasından muhakkak o gocunanlar, hoşlanmayanlar, şey yapanlar bir karşı taarruza geçecekler. Nasıl karşı taarruza geçecekler? Bize karanlık güçler var. Yani Türkiye'nin milliyetçiliği bu derece ele almasını, gitgide yayılmasından hoşlanmayanlar. Öyleyse milliyetçiliği kötüleyelim dediler. Nasıl kötülenebilir? İşte onu faşist, ırkçı, milleti parçalayacak olan, bölecek olan, vatandaşların haklarına tecavüz etmeye, insanları öldürmeye sevk edecek olan bir şekilde gösterelim. Ne yapıyor? Bu sefer bizzat bir başbakan bile diyor ki kafatasçılık, ırkçılıktır bu diyor. Ve tabii o itham etmek istediği bir iki parti var. Şiddetli bir protesto yapıyor ben ırkçı değilim diye. Bu sefer hemen laf değişiyor. İşte o 1944 Türkçüleri de getiriliyor. Onlar ırkçıydı, onlar faşistti diye. Halbuki o da değil. Biz o zaman Ziya Gökalp'in tabiriyle Türk milliyetçisi yani Türkçüydük. O tabir o demekti. Ve bizim gayemiz Türk dünyasını daha yakın ilgilenmek ve mümkün olduğu kadar Türk milletinin kalkınmasını sağlamak. Ama Azeri, 120 küsur Azeri bize iltica edince İnönü'de onları iade ediyor ve öldürülecekler diye tepki gösterince ben gittim Yalova'da yüz yüze korkunç bir yani haddimi bilmeyerek bir çatışma oldu ve fena halde mimlendim ve onun arkasından bizim bir vesile yapıldı Atız'ın bir makalesi yüzünden ve dendi ki bu şey ırkçı Turancıların darbe şeyse asıl maksat şeyden korkuyorlardı Atatürkçü Türkçüler
acaba Celal Bayar vasıtasıyla. Bugüne geldiğimiz çünkü işkence zaman... şeylerinde bana durmadan Celal Bayar'ı koyuyorlardı işin içine. Sanki onların bir şeymişiz gibi. Onun için yani böyle tepkiler Türkçülere karşı her zaman hazır olarak bulunduruluyor. Ve onları ezmek için ırkçılık damgası hemen oturtuluyor. Ve bizim işte benim bütün kitaplarda yayınladığım bir Çınar şeysi var. Bütün yazdığım hem makalelerimde hem yazılarımda. Bunda da var, onda da var. Hatta Tabutluklar Gurbete'de de var. Ondan evvelki Türkçülüğe giriş 1941'de çıkan kitabımda da var. Türklük bir şeydir, bir çınar gibidir. Ona dahil olan kah çeşitli ama Türk grupları vardır. Ama sizin bahsettiğiniz Türklük de bugün... Kah azınlıklar ve etnik gruplar vardır. Hepsi birden Türk ağacıdır. Bugün epey değişti durum ama. Yani bugün sizin bahsettiğinizden değil mi İsmet? Evet. Bugünkü durum... Birbirinden çok farklı. Bugün bambaşka bir yerdeyiz İsmet. Çok başka. Neden farklıyız? Yani bugün dışa açılmış bir durum var. Yani iç dış ilişkileri, sen de katılırsın herhalde. Yani bugün o zaman kapalı bir mekanda oynuyordunuz oyunu. İçeride Türkiye kapalıydı. Şimdi öyle değil. İçeriye her şey müdahil. Yani dışarıdan herkes dahil olabiliyor. İçimizde bir oligarşi var. Bugün sistemi o yürütüyor aslında. Yani derin devlet falan diyoruz. Şimdi onu da açmak lazım. Derin devlet meselesi bundan çok ilgili bir mesele. Herkes bir derin devlet lafı söylüyor. Derin devlet kimdir? Ama yani bugün bu devirin bu devirde var mı şey bu milliyetçiliğe karşı bir yani tarz. O zaman bürokrasiydi. O zaman bürokrasiydi. O zaman Ankara devletinin söylediği bugün öyle değil. Hani taarruz eden şey yapan farklı görüş ortaya koyan insanlardan biri İsmet burada. Yani ama karşı karşıya kalınan milliyetçilik bambaşka. Bugünkü milliyetçilik de sizin bahsettiğiniz milliyetçinin... Şimdi birincisi milliyetçilik tabii çok geniş bir şey ve Türkiye'de Erdoğan Bey gibi cesaretle ben milliyetçi değilim diyen de çok az insan ama vardır. Ama yurtseverim ve Türkiye'deki en önde yurtseverlerin kuşkusuz, arasında olduğum konusunda... Kimse geniş manada milliyetçi oluyor. Kimseye düşmez olarak. Zaten bunu evet. Bunu yargılamak da kimseye düşmez zaten. Hiçbirimizin evet. Elinde de böyle bir terazi yok zaten de. Şimdi birincisi milliyetçilik çok geniş bir şey dediğim gibi. Yani belki Türk milletinin %99.9'u tarafından paylaşılan bir şey. Fakat hangi milliyetçilik? Kendi içinde çeşitli türleri var. Bunun içinde ırkçı bir akım olmadığını söyleyemeyiz. Irkçı kimse yoktur Türkiye'de diyemeyiz bunu. Diyemeyiz tabii. Etnik de var. Şimdi Türkiye'nin mikro ırkçılık da var. Daha ırkçılığı da var. Ben daha ileri gideceğim. Daha sistematik bir şeyden de söz edeceğim. Bunu devlet mekanizmasının Türkiye'deki dini azınlıkları yok etmek için belki 1923'ten beri sistematik olarak yaptığı uygulamalar var. Şimdi bunları inkar etmenin de çok fazla bir anlamı yok. Yani bunlar var, bunlar oldu. 6-7 Eylül oldu bu ülkede. Yapacak bir şey yok, oldu. Bunun motifinin ne olduğu da çok belli. Yani Atatürk'ün evinin bombalanıp bombalanmamış olması belki başlatıcı bir sebep olabilir ama ondan sonra olan şeylerin hepsini birden izah etmez. Şimdi ama bir şey başladı mı bazen bir reaksiyon atom şeysi gibi. Efendim tabii Büyükdere'deki kiliseye kadar da gider diyorsunuz. Peki yani ne diyeyim İzmit'ten trenler dolusu. Yani neyse 6-7 Eylül tartışmanın çok anlamı yok. Oldu maalesef tarihimizde böyle bir karanlık sayfa var. Irkçılar olduğu gibi Türkiye'de ırkçı bir grup olduğu gibi bütün söylemini nefret ve şiddet üzerine kurmuş olanlar da var. Şimdi yani kimseyi eleştirmek için söylemiyorum ama bizde gerek İslamcıların gerekse milliyetçilerin söylemlerinde nedense bir askeri terminoloji kullanma merakı vardır. Savaşımız, işte cihada giderken filan bunları Türkiye'de önemli mevkilere gelmiş politikacıların ağzından da durduk. TKPML de kullanıyor savaşımızı. TKPML yasa dışı bir örgüt. Hayır yani yasa dışı örgüt ve bir terör örgütü. Türkiye'de sol geleneğin de 12 Eylül öncesinde ve sonrasında tabii aynı işte kavramları şiddeti, kullandığını şiddeti, biliyorsunuz. Şiddeti evet. Araç olarak ya, kullananların evet. Hepsinde evet. Böyle bir şiddet içeren bir dili evet. Kullanma alışkanlığı da var.
Öbürleri terör örgütü, yasa dışı terör örgütü zaten. Yani ama onu sadece milliyetçiler yapıyormuş gibi bir hava içinde söylememek lazım. Öyle bir şey söylemiyorum ama burada milliyetçiliği konuştuğumuz için milliyetçilerin söyleminden, dilinden söz ediyorum burada. Dolayısıyla bu nefreti yaymak, karşındakini düşman, vatan haini şey yap. Mesela az önce Erol Bey'i çok yadırgadım. Şöyle bir şey söyledi. Anti-emperyalist olmayan milliyetçi değildir. Doğru. Şimdi böyle bir aristo mantığıyla bu kadar indirgemeci olduğumuz zaman milliyetçi olmayan vatan hainidir. Mesela ben vatan haini değil. Şimdi ben anti-emperyalist falan değilim. Eşyanın mantığı. Kendimi zaten milliyetçi olarak niteliyorum ama yani anti-emperyalist falan değilim. İnsani bir şey bu. Sömürgeciliğe karşı duymak bu, çok insani bakın, bir şey bu. Bu indirgemeci dilden korkmayınsak. Ben bu indirgemeci dilden söz ediyorum. Yani bu dil niye korkuyorsunuz ki? Hayır. Yani sömürgeciliğe karşı olmaktan niye çekiniyorsunuz? Bunda ya çekilecek bir şey yok. Şimdi yani, bakın yine aynı şekilde mugalata yapıyorsunuz. Niye mugalata? Yani sömürgeciliğe karşı çok masum böyle, bir şey. Böyle çok bir, insani bir şey. Ben İsmet böyle Bey. Bir konunun mevzu bahis olmadığını olmaz düşünüyorum. Olur mu? Türkiye'de meclisten tamam geçen şimdi, kanunlara bakın. O bu programın yani konusu değil. Son 3 ay içinde geçen kanunları alın. Şimdi, yani çok somut şeylerden konuşuyorum evet, ben. Bakarsın. Şimdi, evet. Bunlar şimdi işte mugalata değil. Aynı bunlar mugalata işte, bu da, değil. Bu da, çok somut bu hadiselerden bahsediyorum. Bu da hala aynı indirgemecilik. Meclisten son 3 ay içinde çıkan kanunlar. Meclis ne yaptı? Sömürgecilerin istediği kanunları çıkarttı. Yani hain meclis. Hayır efendim. Şimdi bu böyle onların algılanıyor. Şöyle de bakın, masum bir şekilde bakın, onların taleplerini karşılıyor diyebilirsin. Bugün, hain sözcüğüne şimdi, gerek yok bugün, ki. Bugün onların bir, talebini karşılıyor bir dersin. Bir parti sözcüsü daha diyor masum. Ki 301'in kelimesine dokunulmaz, yabancılar istedi diye kanun çıkartma. Ya ben istiyorum kardeşim. Bana ne yabancıların i̇stersin, ne istediğini. Demokrasi var tabii istersin. Evet, ben istiyorum. Ama o adam beni diyor ki sen yabancıların uşağısın, şeyisin, ajanısın, şususun, bususun. Bu dildir Türkiye'yi zehirleyen. Bu dildir. Yani bu dile dikkat etmek lazım. Evet. Biraz önce Sayın Erdoğan ifade etti. Devlet üretiyor dedi mağduriyet psikolojisini ve yönlendiriyor. Yani ben bunu bilimsel bir yaklaşım olarak değerlendiremiyorum ne yazık ki. Bu mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz süresinde yapılan bütün emperyalist uygulamaları görmemezlikten gelen bir süreçtir. Ama bu Avrupa Birliği dışında Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizde Türkiye'ye yönelik ama çifte standardı görmemezlikten Ümit gelen bir tanım. Lütfen. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmadan dolayı ve Amerikan politikasından dolayı o gün sinirlenmiş ve ulan ben bunun canına okurum bu Avrupa'nın hayır demiş silahı alıp vurmuş gibi bir şey çıkıyor hayır ortaya. Ama bakın yok, bu bir birikim. Bu birikim ve birikim ve bunun üstüne bir de Türkiye'deki daha önce de konuştuğumuz Avrupa Birliği faşizmi ve liberal terör biniyor. Ne demek istiyorum? Türkiye'de televizyonlarda, basında olağanüstü tek yanlı bir tutum ve bu tek yanlı tutumla halkın sürekli aynı perspektiften doktrine edilmeye çalışılması, yani Avrupa Birliği iyidir, Avrupa Birliği iyidir, Avrupa Birliği iyidir. Avrupa Birliği'ne Euroseptik yaklaşanlara, karşı olanlara, eleştirmeye çalışanlara, ya halbuki sen de akıllı adama benziyorsun, nasıl Avrupa Birliği'ni eleştirirsin şeklinde gayet ilkel ve antidemokratik bir yaklaşım. Bakın bu halk da bunun içinde. Yani, bu sadece aydınların sorunu bu, değil. Hayır çok önemli ve, bir şey söylüyor. Yani bu şeyi ve bunun çocukları bu mu kışkırtıyor? Ve bunun üzerine Türkiye'deki gerçek ırkçılık olan ve 30 bin insanın hayatına mal olmuş olan PKK ırkçılığı bir de muhakkak Karadeniz bölgesinin son 5 sene içerisinde uluslararası stratejik bir alan haline gelmesi, Karadeniz bölgesinde çok yoğun olarak psikolojik operasyonların, istihbarat faaliyetlerinin yapılması, değişik ülkelerin istihbarat faaliyetlerinin, Yunan istihbaratının, Ermeni istihbaratının, Gürcü istihbaratının, büyük devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı gibi istihbarat servislerinin çok yoğun operasyonları arka arkaya gerçekleştirmesi, PKK'nın bölgeye 1995'te yazdılar bunu. Bölgeye gelerek TC'nin bu bölgeye dökmüş olduğu çimentoyu kırıp altından etnik zenginliği çıkartacağız şeklindeki yaklaşımı ve terör örgütleriyle istihbarat servisleri arasındaki ilişkiler bütün bunları görmeden bir şey izah edemezsiniz. Bakın PKK ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki irtibatı sağlayan Rum kesimi ajanı bundan 5 sene önce Trabzon'da faaliyet yaparken görüldü, tespit edildi ve 2 ay sonra da Lefkoşa'da Rum kesiminde öldürüldü. Kim öldürdü bilmiyorum. Belki de Türk devleti öldürdü. Ama bütün bu nedensellikleri görmeden
Trabzon bölgesine, Karadeniz bölgesine yönelik yoğun çalışmaları görmeden ve bunu evet. da genel evet. Türkiye konteksi içerisinde oturtmadan bu bölgeyi anlayamayız. Erdoğan. Bu tepkiyi de anlayamayız. Aslında Ümit Bey belki biraz daha açar, biz de aydınlanırız. Benim bilimsel yaklaşmadığımı söyledi. İstihbarat operasyonlar, devletler, Gürcistan, Yunanistan, Amerika, ortalık karışıyor, ajanlar cirit atıyor. Tam bir 007 filmle karşı karşıya gibiyiz. Nerede bunlar? Türk güvenlik güçleri, bizim vergilerimiz. Niye yakalanmıyor bunlar? Sürekli aslında bir hayaller dünyası ki milliyetçiliğin temel beslenme alanı da bu zaten. Oysa gerçekçi olalım. Bakın çok bilimsel, çok somut bazı şeyler söyleyelim. Trabzon'da olan şeyler. Çay fiyatı maliyeti bile karşılamayacak bir düzeyde saptanmıştır. Fındık fiyatı hakeza. Kanser Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'de hızla yaygınlaşmaktadır. Ve milliyetçilik ve mukaddesatçılık üzerinden siyaset yapanlar da işte o kanserli çayı bize içirtebilmek için içiyormuş gibi yapmak da dahil olmak üzere kendi halkına, Trabzon'un o katile çevrilen gencecik çocuklarına dahi hak ve özgürlüklerine sahip çıkmayan bir atmosferi bize dayatıyorlar. Şimdi böyle bir atmosferi nasıl manipüle edeceksiniz? İstihbarat örgütleri var. Vatan elden gidiyor. Dört taraftan bizi kuşatıyorlar. Komplo teorisi mi diyorsunuz? Yani bu milliyetçiliğin aynı şeyi söylüyorsunuz. Beslenme kaynakları bunlardır. Aynı şeyi milliyetçilik sürekli düşman yaratacaktır. Hayır. Aynı şeyi kesinlikle söylemiyorum. Sosyal devlet yok. Sosyal devlet solun demokratların temel problemidir. Milliyetçilerin, Türk milliyetçilerin hiçbir zaman sosyal devlet diye bir problem olmamıştır. Aslında Türk milliyetçiliğinin başta MHP olmak üzere Afyon ekimi meselesinde Amerika'ya itiraz etmek gibi bir problemi de olmamıştır. Yani sosyal devlet olsa yani, sorunda. Bakın ben iki tür milliyetçiliği birbirinden ayırmak lazım. Burada kurtuluş yapan, toprağı işgal edilmiş, yani Kemalizmin milliyetçiliğiyle, işte Latin Amerika'da gördüğümüz örneklerdeki milliyetçiliğiyle bugün Türkiye'de dış politikada ve iç politikada, ekonomide ve siyasette önümüzü tıkayan, giderek aklımızı elimizden alan milliyetçilik aynı milliyetçilik değil. Milliyetçilik dönem dönem konjonktürel olarak ilerici işlevler görebiliyor ama bunun ötesine götüremezsiniz. Doğru. Aynı şey. Doğru. Katılıyor musunuz bu? Yani milliyetçilik geleceğim. Milliyetçilik mensup olduğu bir milletin, kendi milletinin ekonomik olarak da birçok kalkınma konularında da eğitim konusunda, çevre konusunda bakımından kendisini koruması, yabancı güçlerin ve onların isteği şeysinde bir takım fedakarlıklar yapıyorum diye yahut anlaşmalara varacağım diye memleketi tehlikeye sokmasına izin vermemek ve ona karşı cephe almaktır. Bu şimdi gerçekçi milliyetçilik bugün bu olmalı. Evet, ama bizde yaşanan bu değil. Bakın, tamamla İsmet'e döneceğim. Ordu'daki işçi neden sömürülüyor? Köylü neden sömürülüyor? IMF denklemini görmeden, IMF'in dayattığı, Dünya Bankası'nın dayattığı politikaları görmeden nasıl izah edilir bu? Ancak şunu söyleyerek ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Biz Türk milliyetçileri tarihin haklı çıkardığı bir ideolojinin temsilcileriyiz. Bunu tekrar altını çiziyorum. Biz Türk milliyetçileri tarihin haklı çıkardığı bir ideolojinin temsilcileriyiz. Biz Türk milletinin önüne şununla çıktık, temel aksiyon. Tarih milletler mücadelesidir. 1. 2. Türkiye Türklerindir. 3. Ne mutlu Türk'üm diyene zemininde bir millet tanımlamamız var. 4. Türkiye dışında da Sovyet emperyalizmi altında yaşayan Türk boyları milletleri, milletinin parçası olan Türk halkları var. Biz bunları söylediğimiz zaman bize sosyalizmin iyi olduğunu ama sosyalizmin Pekin modelinin mi, Moskova modelinin mi daha iyi olduğu konusunda tartışılması gerektiğini söyleyen, hatta daha ileri gidip ya Arnavutluk modeli daha iyi olabilir diyen ve Türk halkına bunları dayatmaya çalışanların şimdi liberalizmi Türk halkına satmaya çalışmaları ve Türk milliyetçiliğini eleştirel pozisyonda olmaları tarihsel bir komedidir esasen. Peki Ümit Özdağ ne olursa olsun şimdi ben bir seyircim şunu öğrenmek istiyor. Bu tetikleri çekenler, bu şeyleri yapanlar çok soyut bu. Somuta indirdiğimiz zaman biraz farklılaşma, o söylediğiniz farklılaşma nereye götürüyor? Yani şimdi böyle burada kimseyi itham etmek için söylemiyorum bunu ama burada böyle kullanılan dilden başlayın da genel söyleme kadar her şeyde bir bıçak sırtı durum var. Dediğiniz zaman işte Avrupa bizi sömürüyor,
hükümet ve mecliste bu sömürüye seyirci kalıyor. Hatta buna katkıda bulunuyor. Dolayısıyla yeterince milli değil. Böyle şey, böyle yazılar yazıldı. Yani böyle demeçler de verildi. Hükümetin ve iktidar partisinin yeterince milli olmadığını söyleyen şeyler yapıldı. Bunu demeye başladığınızda bu böyle dalga dalga gidiyor. En sonunda orada bir tane çaresiz bir çocuğa kadar ulaşıyor. Bu böyle bir iklim var bu ülkede. Belli mahallelerde, belli semtlerde, belli şehirlerin, belli bölgelerinde bu iklim daha da kuvvetli bir şekilde hissediliyor. Ne bileyim işte bu çekimi yaptığımız stüdyonun karşı tarafında devasa bir mahalle var. İşte 10-15 yıllık en fazla bir mahalle. Burası bundan 5-6 yıl önce daha girilebilir bir yerdi. Şimdi girilebilen bir yer değil. Çünkü bayağı PKK'nın üssü haline gelmiş bir mahalleye dönüştü burası mesela. Orada başka bir iklim var. Başka bazı mahallelerinde de ne bileyim benim gençliğimde İstanbul'un Zeytinburnu'sunda, efendime söyleyeyim Küçükçekmece'nin tepe üstü ve civarında filan başka bir iklim, çok milliyetçi bir iklim vardı. Aynı şekilde ne bileyim demin Ümit Özdağ'ın ima ettiği gibi işte Artvin'de ya da Fatsa'da ya da başka bazı mahallelerde başka iklimler vardı. Şimdi bu iklimler insanları zehirliyor. Bu iklimin içinde çaresiz, işsiz, güçsüz bir çocuk da bu kadar da kolay bulunabiliyor. Hatta birden fazla insan bulunabiliyor. Çıkan detaylardan görüyoruz ki önce başka birini buluyorlar. O diyor ki ya benim annem kızdı bana, ben bu işi yapamayacağım diyor. Tabancayı geri veriyor. Onun üstüne bakıyorlar. Hemen birkaç gün içinde ikinci bir adamı daha buluyorlar. Burada sorun kim, kim bakıyor? Yani eğer diyorsanız ki burada bir mesela derin devlet var, devlet var, yok, başka bir şey örgüt var. Yoksa bunu, kendi bunu içinden edecek, mi üretiyor? Bunlar bunu, ama stratejik anlamda öneme sahip. Şimdi kuşkusuz öneme sahip. Burada dedektiflik yapmayacağız dedik ama şimdi ben şu anda varsayıyorum ki arkasında devlet, büyük bir organizasyon, hiçbir şeyin olmadığını varsayıyorum. Evet. Oluyor, var da olabilir. Bunu hayır demiyorum ama hiçbir şeyin olmadığını ama varsaydım. Bu iklim için yarattı. Evet, işte bu iklim önemli. Bir. İkincisi bu kadar kolay mı bulunuyor? Yani tetikçi bulmak bu kadar kolay mı hakikaten? İsmet şöyle bakamaz mıyız? Şimdi aslında Soğuk Savaş sonrası, 90'lar sonrası da Türkiye'de ikiye bir bölünmüşlük görüyoruz. Basın ikiye bölünmüş. Sermaye ikiye bölünmüş. İşçi sendikaları ikiye bölünmüş. Aydınlar ikiye bölünmüş. Galiba şöyle bir şey çıkıyor Mehmet Ali. 90 sonrasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin bölgeyle ilgili planları, ki bu safsata falan değil, Irak'taki olayları görüyoruz, yaşıyoruz, fiilen yaşıyoruz, öyle mi? Evet. O planlara içimizde evet diyenlerle hayır diyenler arasında bir şey var. Hayır diyenlerde işi gangstervari götürüp bundan ayrıca istismar ederek yararlanan çevreler var. Çeteler de dahil olmak üzere buna. Bir de evet diyen çevreler var. Evet diyenler kimler? Siyasal İslam. Onu arkasına almış. Niye hayır diyemiyor? Vatan haini olduğu için değil. Onun sayesinde kendi yolunu açtığı için. Yani burada bu gerçeği görmeden şey yapamayız. Türkiye içindeki sorunu çözemeyiz. Işte tahlil şurada, edemeyiz. Şurada, şu temel konuda biz birbirimizden ayrılıyoruz. Ben Türkiye'nin o kadar zayıf, o kadar başkaları uzaktan birisi tokat attığında yere düşen hangi bir ülke Türkiye? Olduğunu. İki Türkiye var. Ha, bir tane Türkiye var. Bir tane Türkiye, bir tane Türkiye, bir tane Türkiye Cumhuriyeti var. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var. İşte başbakan da cumhurbaşkanı bile aralarında efendim, iki Türkiye'yi temsil ediyorlar. İnsanların arasındaki siyasi ayrılıklar başka kurumlar, bir şey. Kurumlar. Fakat galiba biz ülkede yani hangi milliyetçilik gibi konudan epey ayrıldık. Ama işte bu dediğim kurban kültürü tam da bu negatif milliyetçiliği tam da buradan götürüyor. Tam siz da buradan geliyor. Siz noktayı işte. Nasıl bu, koyuyorsunuz? Milliyetçiliğin tarifinde eğer bu çeşitli şeyler konularımızın doğru tutulması, gerçekçi tutulması icap ediyorsa milliyetçilerin o konuda nasıl baktığını, kim doğru baktığını onu bir kere tespit etmemiz lazım. Ama dersek ki işte böyle bir takım kuvvetler var, bilmem onlar onları güdüyor. Yani o kendiliğinden oluşuyor böyle bir şey. Tam milliyetçiler arasındaki hangi milliyetçiliğin seçileceğine dair bir şey söylemiş olmuyoruz. Bence milliyetçiliğin tam bir tarifini yapmak lazım. Bir kere millet tarifini doğru yapmamız lazım. Hani millet tarifinde bir kişiye ama göre. Ama şu anda yaşadığımız şey hiç bunlarla ilgili değil. Değil. Yani sizinki çok son derece önemli, teorik ve güzel, evet, doğru bir akademik şey. Bir olay. Akademik olarak ama şu anda ama hangi milliyetçilik ismi olunca
öyle bir konu çıkıyor ortaya. Cinayet işlendikten sonra ben arkadaşlarımla görüştüm. Ve benim çevrem tabii netice itibariyle genel olarak Türk milliyetçisi çevre. Ve hepsinde büyük bir üzüntü tespit ettim. Kızgınlık tespit ettim. Türkiye'ye ağır bir darbe. Böyle bir şey olur mu? Ve cinayetin tabii pisliği de ortadaydı. Ancak 48 saat sonra konuştuğum aynı isimler, cinayete tepki duyan o isimler, o kişiler, ki bunlar aklı başında insanlardı. Yayın politikasından dolayı basının aynı tepkiyi göstermemeye başladılar. Çünkü öyle bir yayın politikası izlendi ki anlamaya yönelik değil, sanki küfretmeye yönelik. Devleti, milleti, zaten biz böyle kötüyüz şeklinde bir süreç bu tepki uyandırdı. Bakın onun için ben sizin bugünkü makalenizi çok önemli buluyorum. Çünkü siz bugünkü makalenizde bir nokta koydunuz. Ben başından beri bu noktadayım yalnız. Öyle algılanmadı. Başkalarını bilmem. Evet, ben başından öyle beri algılanmadı ne yazık ki. Şimdi mesela kurban kültüründen bahsettik. Doğru. Ve bunun da bir negatiflik ifade edildi. Ama sizin genel yayın yönetmenliğini yaptığınız gazetede bütün bu süreç yaşanırken ve Türk milliyetçiliği tırnak içerisinde çok sert şekilde eleştirilirken bir yazı dizisinde çok bariz bir şekilde Çerkez milliyetçiliği yapılıyordu. Yok Çerkez... Yani şimdi... bir kurban kültürü çerçevesinde lütfen yazıyı tekrar okuyun. Yok, hayır. Satır satır okudum. Satır satır okudum canım. Çerkez milliyetçiliğiyle ilgisi yok. O bölge bir seyahat yazısı o yani. O bölgeye gitmiş seyahat etmiş arkadaşımız. Evet, peki. Oradaki izlenimleri ama yani. Bakın izlenimlerin hangi çerçevede ifade edildiğini gözden kaçırmamak lazım. Türkiye'de etnik ırkçılık ve etnik milliyetçilik ortaya bir süre sonra ki Türk milleti buna çok uzun dayandı. Yani bakın 30 bin insan öldü. Türkiye'de Güneydoğu'daki terörden dolayı daha bir kişinin Batı Anadolu'da Allah'a şükür burnu kanamadı. Halk küçük sokağa, hadise oldu ama küçük önemli. Hadise. Halk sokağa dökülmedi. Biraz önce şu söylendi. Türkiye Yugoslavyalaşabilir, iç savaş olabilir. Hayır. Bu teknik olarak mümkün değil. Bakın bunu kafamızdan atalım. Bunu ciddi sosyologlar da söylemeye başladılar. Bu bir panik duygusu. Türkiye'de iç savaş falan olmaz. Neden? Sosyolojik mekan, demografik mekan buna engel. Ayrıca devlet psikolojisi de psikolojisi buna engel. Malatya. Malatya, Elazığ'da olan şey, iki tarafta milliyetçi, iki tarafta futbolcu, iki tarafta işsiz, iki tarafta iyi eğitim görmemiş ve birisi birine PKK, birisi birine Ermeni diyor. Doğru. Polis aradan çekilseydi ne olurdu? Bir maç psikolojisi içerisinde iki kentin daha önce de aralarında büyük rekabet olan iki kentin geriliminden fazla bir şey olmazdı. Ama bir iç savaş deyince bakın lütfen orada küçük bir maçtan bir iç savaşı, bir Yugoslavya'yı çıkartmak sosyal bilimlerin hiçbir çerçevesine oturtmak yani, mümkün değil buna. Ben müsaade ederseniz... Türkiye bunu aşar. Ben noktalamak istiyorum ve noktayı koymak için önce Erol senden başlamak istiyorum. Geldiğimiz nokta hoş bir nokta değil, tehlikeli bir nokta. Biz buradan nasıl çıkılması gerektiği, hiç değilse seyirciye tamam bunun tasvirini yaptık. Şimdi buradan nasıl çıkılabilir mi? Milliyetçilik, milli politika ve içerideki sıkışmalar karşısında karşı karşıya kaldığımız sorunlar buradan nasıl çıkılabilir? Çok basit aslında. Nasıl çıkılabilir? Türkiye iktisadi olarak bugün çok güçlü. Elindeki olanakları kullanamıyor. Sosyal devletten kaçıyor. Sosyal devletin kurulması lazım. Tarımda benim milli politika izlemem lazım. Sanayide milli politika izlemem lazım. Milli politika bu ne demek? Yabancıya karşı olmak değil. Kendini koruma, kendini çiğnetmeme. Yani sanayini çiğnetmeme, köylünü çiğnetmeme, Karadeniz'de fındıkçıyı çiğnetmeme. Çaycıyı çiğnetmeme, insanı çiğnetmeme, insana saygı. Bu zaman o zaman bunu ulusal, şeyi değiştir diyorsun. Niye? Mecliste ulusal politika izleyecek kimse yok. Bakın petrol kanunu, tarımla ilgili kanunlar art arda koyun. Bunlar Türkiye'nin çıkarlarına değil, yabancı şirketlerin çıkarlarına programlı bir şekilde. IMF istediği için, görüşmeler süreci içinde Türkiye raporlarını AB istediği için konulmuş
hükümetin boynu onlara karşı dik değil. İçerideki özel sebepleri dolayısıyla. O zaman bu işin içinden çıkılır mı? Yani bu tabii, tabii. Türkiye, eden tabii, milliyetçilik Türkiye'de yani demokrasi, insan öldüren. Mehmet Ali, Türkiye'de demokrasi çalışmıyor. Yani benim köylümün temsilcisi mecliste değil. Benim işçimin temsilcisi mecliste değil. Benim sanayimin temsilcisi mecliste değil. Sanki yabancı şirketlerin çıkarları korunuyor. Bakıyorsunuz aynı haftada Kuzey Irak'ta, Kıbrıs'ta... Cumhuriyet Halk Partililer var. Tabii orada da var. Onlar da mı? Kemal der, olmaz olur mu? Hepsinin içine sızmış oligarşi. Bütün partiler içinde var. Anladım. Bütün bürokrasinin içinde var. İstisnasız hepsinin. Bunun düzelttiği takdirde... Tabii ulusalcı çizgiye döndüğü zaman, o zaman çok kolay olacak. Erdoğan Aydın? 2-3 netleşmemiz gereken noktaya değin. Birincisi, tarih milliyetçileri haklı çıkartmamıştır. Başta tarihin milletler savaşı olduğu tezi olmak üzere milliyetçilik aslında dünya barışının biricik tehdididir. İkincisi, tek tek ülkelerin bütününde ve başta Türkiye'mizde, sevgili ülkemizde gerek birbirinden farklı etnik aidiyetler olarak, farklı inançlar olarak dünyaya gelmiş, Tanrı'ya inanıyorsak Tanrı'nın öyle doğurduğu, inanmıyorsak kendiliğinden doğal bir hak olarak öyle gelmiş insanların tümünü ayrımsız bir şekilde sevmeyi engelleyen bir ideoloji işte barışı sağlamaz. Üçüncüsü, devleti kutsayan, sosyal devleti değil, devletin toplumu istediği gibi yönlendirebilme hakkını kutsayan hiçbir ideolojiden, başta milliyetçilik, ki milliyetçilik bu demektir. Milliyetçiliğin milleti sevmek olduğu iddiası tam bir yanılgıdır, tam bir boş sözdür. Bu milliyetçilerin ve toplumu daha rahat gütmek için ürettikleri sözlüklerdeki ifadedir ve yanlıştır. Milliyetçilik, dünyaya milletler eksenli bakmak demektir. Dolayısıyla buradan kurtulup daha toplumcu, daha yurtsever ve sosyal devleti savunan bir perspektife ihtiyacımız var. Ama bu yetmez. Aynı zamanda ders kitaplarımız başta olmak üzere milliyetçi olduğunu söyleyen, milliyetçilik üzerinden siyaset yapan, kah liberal kah milliyetçi her türden yayın organındaki milli aidiyetleri aşağılayan, küçümseyen, ders kitaplarındaki kendimizi överken başkalarını aşağılayan ön yargılardan kendimizi kurtarmamız lazım. Bir barış atmosferine ihtiyacımız var. Bu milliyetçilikle olacak bir şey değildir. Tam tersine burada bayraklaştırmamız gereken değer demokrasidir. Bayraklaştırmamız başka gereken hümanizmdir, laikliktir, evrensel kardeşliktir. Çünkü dünya başka bir yere gitme şansı bize vermemektedir. İçe kapanarak başka biz şey ancak eşitsizliği artırırız. İçe kapanarak Türkiye'nin gerilemesini sağlarız. Bakın son 25 yılda bizle Yunanistan'ın gayri safi milli hasılası aynıyken bugün Yunanistan'ın gayri safi milli hasılası bizim 4 katımız. Demek ki milliyetçilik Türkiye'yi fakirleştiriyor, eşitsizliği artırıyor ve bizi birbirimize düşürüyor. Buradan Ümit kurtulmak Özdağ lazım. Keşke daha az uzun zamanımız olsaydı, birazcık bilimsel tartışma imkanımız olsaydı. Birincisi, AB süreci bu şekliyle devam ettiği takdirde Türkiye'nin daha ağır sıkıntılara doğru kayacağını görüyorum. Ben AB ile ilişki zeminimizin değiştirilmesi gerektiği, tam üyelik sürecinin sona erdirilerek serbest ticaret bölgesi zeminine ilişkilerin oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Bu çifte standart ne yazık ki toplumsal tepkiyi her geçen gün birazcık daha ateşliyor. Keza Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkilerin yeniden tanımlanması gerekiyor. Bu stratejik ortaklık adına Türkiye'ye atılandan sonra alçakça kazıklar Türkiye'de çok ciddi bir tepkinin, yine bu şekilde tepkinin birikimini sağlıyor. Keza IMF ile bir sömürge ilişkisi şeklinde gerçekleşen düzenin de ortadan kalkması gerekiyor. Hadi dördüncüsü, Türkiye'de biraz önce altını çizdiğim Avrupa Birliği faşizmini eğer tasfiye etmezsek, gerçek demokrasiyi yaşamazsak, herkese söz hakkı vermezsek, kimsenin kimseyi marjinal olarak tanımlama ve televizyonlardan ve basından dışarıya atma hakkı yoktur bence. Bakın, sizle bir konuşmamız olmuştu, hatırlıyor musunuz? Tabii. Ümit Özdağ televizyonlarda istediği şeyi konuşabilir. Avrupa Birliği hariç. Bu bir politikaydı bir dönemde. Neden? Ben de Euroseptik bir adamım. Yani Avrupa Birliği'ni beğenmiyorum, sevmiyorum ve Türkiye'nin lehine görmüyorum. Ama Avrupa Birliği'ni sevmeyenler çok, bütün kanallarda yani Avrupa Birliği'ni... Hayır, işte ne yazık ki burada tek taraflı bir yayın var. Demokrasi diyorsak, bunda da samimiysek herkes için demokrasi olmalı. Ben beyefendi size gelmek istiyorum. Reha Bey, siz... Evet. Bu şimdi, şeyden çıkışı nasıl görüyorsunuz, yoksa çıkış yok mu? Böyle çıkış olacak yani, ortada problemleri, sorunları ortaya koyduk. Yani nelere karşı bir cephe almak lazım, neler bizim milliyetçi açıdan da
veyahut da milliyetçi olmayan arkadaşlar açısından da hani zararlı gözüküyor. Ama buna karşı ne gibi bir politika takip etmek lazım? Bu nasıl uygulanabilir? Bence Ümit Bey'in söylediği birçok madde madde saydığı şeyler uygulanabilse, siyasiler veyahut bu işi önderlik yapabilecek olanlar onu sağlam bir şekilde ele alabilseler ve bunu gerçek halde uygulansa, o zaman belki de bir çıkış yolu olacak. Ve o milliyetçilerin yaptığı bir şey olacak. Çünkü milliyetçiliğin zaten amaçları bunlardır. Yani bu zorluk içinde yaşadığımız şu şeylere, sorunlara bir yaklaşım usulleri icat etmek, bulmak, evet, ve onu uygulamaya çalışmak. İsmet, baktığımız zaman, iş milliyetçilik diye baktığımız zaman işte anti-emperyalizm, Avrupa Birliği'ne, Avrupa-Amerika ile ilişkileri değiştirilmesini şey yapar. Ama bizim gözümüzün önünde gördüğümüz milliyetçilik de bir başka bir milliyetçilik. Sen de ne şekilde noktalıyı koyabiliyorsun? Şimdi bir kere şunun adını koymak lazım. Bu iklimi yaratan ideolojinin arkasında Türkiye'yi dünyadan izole etmek, Türkiye'nin etrafına duvarlar çevirmek isteyen bir zihniyet ediyor. Bu pratikte mümkün olan bir şey değil. Yaşadığımız dünya açısından pratikte mümkün olan bir şey değil. Dolayısıyla bu reaksiyoner bir siyasi hareket. Şimdi reaksiyoner siyasi hareketlerde, siyasi arenalarda çok özel konjonktürler dışında, ne bileyim işte Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi gibi, Mussolini bile böyle değildir, Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi gibi çok özel konjonktürel şartlar dışında reaksiyoner hareketler seçimlerde başarı sağladığı da çok görülmüş bir şey değildir. Şimdi bugün içinde bulunduğumuz iyice dozu yükseltilmiş ortamın bu yılın sonundaki seçimlerle ciddi bir bağı olduğunu ben düşünüyorum. Cinayetin değil belki ama cinayeti yaratan atmosferin yılın sonundaki seçimlerle ciddi bir bağı var. Benim yaşım sizlere göre daha küçük. Ben hatırlamıyorum kendi ömrü hayatımda ama belki sizler hatırlıyorsunuzdur. Reha Bey belki hatırlıyordur, bilmiyorum. Ben çok partili siyasi hayatımıza kendi tanık olduğum bölümünde bu son 4-5 yıldaki kadar sığ bir siyasi tartışma ortamının bulunduğu bir dönem daha hatırlamıyorum geçmişte. 12 Eylül karanlığı bile daha derin tartışmaların yapıldığı bir dönemdi. Bu son 4-5 yıl çok çok basit iki cümlenin arasına sıkıştık kaldık. Yani Avrupa Birliği karşıtlığı, Avrupa Birliği taraftarlığı. Bu iki cümleden başka siyasi hayatımıza yön veren başka bir cümle olmadı. Şimdi bu reaksiyoner hareketlerde bir enerji de var. Üstelik bu enerji, şunu da unutmayalım, Türkiye'nin demografisine baktığınızda Türkiye nüfusunun ezici bir çoğunluğunun 30 yaş altı insanlardan oluştuğunu görürsünüz. Gençlik evet, bu reaksiyona çok ciddi katılan bir gençlik kesimi var. Bu enerjiyi pozitife çevirmek gerekir. Ben bugün bazı rakamlara baktım. 1968 yılında Türkiye'de kişi başına düşen gelir, o zaman Avrupa topluluğuydu herhalde adı, Avrupa topluluğu üyelerinin ortalama kişi başına düşen gelirinin %16'sı kadarmış Türkiye'de. Bugün kaçı? Bugün 27 ülkeli bir Avrupa'dan söz ediyoruz. Daha yeni bir sürü fakir ülkeyi aldılar içlerine. Türkiye'de bu arada işte nüfusu büyüdü, ekonomisi gelişti, şu oldu, bu oldu. Bugün bu rakam %14'ü. Yani 68'e göre karşılaştırmalı olarak gerilemişiz, fakirleşmişiz Avrupa'ya göre. İrlanda'ya, Kore'ye vesaire bu çeşit ülkelere baktığımızda yani Türkiye'nin yerinde saydığını, buna karşılık bu ülkelerin alıp başını gittiğini görüyoruz. Şimdi burada pozitif enerjiden kastım tam da bu. Bu ülkeler bizim rakiplerimiz. Oralarda ekonomik olarak pazarlar var. Kültürel pazarlar var. Sportif rekabet içindeyiz. Kültürel rekabet içindeyiz. İktisadi rekabet içindeyiz. Siyasi rekabet içindeyiz. Pek çok rekabetimiz var. Bu rekabete yönlendirebiliriz biz bu enerjiyi ve bu rekabeti sportmen bir şekilde elbette. Yani vurup kırıp ya da belden aşağı vurarak değil ama biz bu işi sizden daha iyi beceririz'i gösteren bir pozitif milliyetçiliğe, bir pozitif enerjiye çevirmemiz gerekir.
Başka bir çıkış ben maalesef görmüyorum. Sevgili seyirciler, 32. günün sonuna geldik. Bugün hangi milliyetçilik konusunu tartıştık? Ben şöyle özetlemek istiyorum. Eğer yanılıyorsam siz lütfen, iki görüş var. Özellikle iki görüş var. Milliyetçilik emperyalist bir mücadele vermektedir. Avrupa Birliği olmak zorundadır. Olmak zorundadır ve bunu da vermektedir. Avrupa Birliği ile ilişkiler, Amerika ile olan ilişkilere bütün tepkiler bir yerde bu milliyetçiliğin şeklini değiştiriyor, daha fazla köpürtüyor ve buna da medya faşizmini de eklediğimiz zaman işte o zaman milliyetçiler daha beter kızıyorlar ve büyük tepki gösteriyorlar. İkinci bir görüş, Türkiye'deki milliyetçilik eskiyle hiç karşılaştırılacak bir hali yoktur. Bugün farklı bir iklim esmektedir, farklı bir hava estirilmektedir. Tehlike çok büyüktür. Bunun tek yolu demokrasiyi daha fazla canlandırarak bir sonuca varmaktır. Bu iklim değiştirilebilir. Nasıl çıkılabilir bu işin içinden? Milli politikalar uygulanması, ne olursa olsun sosyal devletin üstüne girilmesi. Öbür taraftan diğer görüş, hayır, ne olursa olsun bu kendi içimize kapanmak demektir. Bu kapanarak da biz sosyal hiçbir yere karşı değil mi? Hayır, tabii de hayır. Hiçbir şey olmaz. Hayır. ama kalkıp herkesle mücadele eden, sınırlarını kapatan bir Türkiye bugün yaşayamaz. Fakat en önemli unsur tabii bunun bir tehlike. Yani hepimizin herhalde sanıyorum bugünkü gidişin bir önemli tehlikeyi de beraberinde getirdiği unsuruna dayanıyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Çünkü ilk defa kavga etmeden, bağırıp çağırmadan bir programı tamamlayabildik. İyi geceler dilemek kalıyor. Önümüzdeki hafta Perşembe yine bizle, kimseye randevu vermezseniz bizle buluşabilirsiniz. İyi geceler efendim.